Gel. İyi günler Fenasi Bey. Oo, Adalet Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artı bonus bir kira mı kazandım yoksa ekstradan kiraya zam yapmaya mı geldiniz? İlahi Fenasi Bey. Biliyorsunuz evde bozuk şeyler var. Sizi aradım, ulaşamadım. 3 aydır yaptırmadık, siz de yaptırmadınız. Diyorum ki bunları bir konuşsak. Ha, ben bilerek açmadım telefonu. Pardon ya, çok yoğunuz. Bildiğiniz gibi değil. Yani dükkanda başımızı kaşıyacak halimiz yok. O kadar yoğunuz. Farkındayım. Ben diyorum kalorifer bozuk, petek bozuk. Mutfağın tezgahı bozuk, musluklar akıtıyor. Klozet de akıtıyor. Diyorum siz mi yaptıracaksınız? Ben yaptırayım, kiradan mı keseyim? Nasıl yapsak? Fenasi Bence mi? Şöyle yapalım Adalet Hanım. Biz evi kentsel dönüşüme verelim. Komple kurtulalım ya. Bu kadar kırık dökük şeyle uğraşılır mı? Adalet Hanım, sizden öncekiler mübarek öyle bir kullanmışlar ki. Kalorifer peteğinin üzerinde adam cızbız yapmış ya. Yapma ya. Yapmış. Vay namussuz. Yani klozeti kırmış ya. Ve güzel kardeşim, götünde taş ocağı mı var senin? Taş mı sıçıyorsun? Nasıl kırdın ulan o klozeti? Hiç mi insafın yok? Hayır, oradan sekip mekip kafasını manfasını da yarmamış ki. Hayvan diyesin, tövbe estağfurullah. Yani ne yaptın? Mutfak tezgahının üzerine çıkıp sofra olarak kullandın. Hep beraber çöküp soğan kıymak yerine orada yemek mi yediniz bütün aile? İnsafsızlar. Yani bir insanın evi de bu kadar hor kullanılmaz. Ya bu kiracılar var ya, bu kiracılar bıktı mı sandın? Ben de kiracıyım Fenasi Bey. Yani sizi ayrı tutuyorum efendim. Sizi ayrı tutuyorum. Bak siz ne kadar güzel bir hanımefendisiniz. Ne kadar güzel yaklaşıyorsunuz. Ben inanıyorum ki sizinle aramızdaki diyalog bambaşka olacak. Kombiyi siz yaptıracaksınız. Petekleri siz yaptırtacaksınız. Tezgahı size kilitleyeceğim. Klozeti de siz yaptıracaksınız. Tüm tadilatı size kilitledikten sonra benim sizden nasıl bir şikayetim olabilir? Allah aşkına. Kurban olduğum Allah'ım, özenmiş, bözenmiş, bir güzel yaratmış ki Allah. Fenasi Bey, ev sizin ama. Ya ev benim de. Kombiyle ben mi ısınıyorum? Yani peteğle ben mi ısınıyorum? Peteğin üstünde ben mi cızbız yapıyorum? Klozete ben mi sıçıyorum? Hayır, tezgahın üstüne çıkıp soğan kıymak yerine ben mi oturuyorum? Bunları ben yapsam dediğin doğru bacım. Ama ben yapmıyorum. Ev sizin diyor. Ev benim değil bacım. Mülk Allah'ın. Hem yahu gerçekten yani bu ara sinek avlıyoruz. Dükkanda bir tane müşteri yok. Dükkanın giderleri, personelin giderleri. Rezidanstan bir de daire aldım ben. 1 milyon dolarcık. Pardon, 1 milyon dolar. Böyle büyük dolar. Bayağı büyük dolar. Yani onun taksitlerini ödüyorum. Hanım Ferrari'yi beğenmedi, Porsche istedi. Yeni bir araba çıkartmış. Allah cezasını vermesin. Tam çıkartacak zamanı buldu. Ona da onu aldık. Bir de onun taksiti. Oğlan tutturdu, Amerikanya'ya gideceğim okumaya diye. Puşt karılarla kızlarla paraları yiyor. Benim servetimi eritiyor orada. Instagram yok sanki, salak gibi. Dersliyim diyor. Instagram'dan barda pavyonda şey çekiyor. Selfie çekip yol paylaşıyor. Gerizekalı çocuk. Bana hiç çekmemiş. Yani kız 1000 lira ateşlesene, önümüzdeki ay vereyim ben sana. Neyse. Fenasi Bey, anlaşıldı. Bir de kızım Almanya'dan geliyor derseniz tam olacak. Vallahi kızım Almanya'da değil. Allah için bir kız çocuğum yok. Ama İngiltere'nin aşağı köyünde kuzenim Kerim var. Aha, Kerim arıyor. Kerim, alo, how are you, ne var you, la ora var you. İyi misin? Ha, İstanbul'a geleceksin. Kiralık daire lazım. Yapmayın. Ha, bizim Büyükçekmece'de lazım. 2 oda bir salon lazım. Lan bizim daire vardı ama ben kiracımdan çok memnunum ya. Bizim kiracı Allah için şimdi kombiyi kendi yaptırır. Kalorifer peteklerini kendi yaptırır. Değil mi? Evet evet evet. Yani tezgahı yaptırır, klozeti yaptırır. Bu arada evet, yeşillikli evet. Şeyler yiyin. Çok kabız mabız yapacak şeyler yemeyin. Heh, yani tamam mı? Bütün tadilatı kendi yaptırır. 6 ayda bir zam yapar. Senede bir değil yani. 6 ayda bir de çift kira verir. Değil mi? Fenasi Bey, ne yaptınız? Tamam, fenalaşmayın. Onları sonra hallederiz. Neyse. Yani çok memnunum ama sen gene gel bizde kal. Tamam mı? He.
O İngiltere'nin aşağı köyündekilere de selam olsun. Tamam mı oğlum? Heh. Sen gel burada kal. Buradan bakarız biz sana. Hadi bakayım canım benim. Hadi. Hadi canım benim. Gördün bak. Anladım Fenasi Bey. Anladım. Başımızın çaresine bakacağız. Heh. Ben daha fazla sizi meşgul etmeyeyim. Size iyi günler. Allah razı olsun bacım. Allah yolunu açık etsin. Allah bahtını açık etsin. Ulan bu arada şu arabayı da değiştireyim ya. Zaten yıllık kirası dolu. Bir senedir kiraladık, bindik. Yerine yeni bir model çıkmış. Bunun sportunu kiralayayım. Ona binerim. Alo! La Mahmut! Heh, ne yapıyorsun yeğenim? İyi iyi. Mahmut, bu Mokoko markanın bir üst modeli çıkmış. Sportage. Bundan bu ay benim kiraladığım arabanın artık yıllık kontratı doluyor. Ondan sonra onu sana vereyim. Tamam mı? Bunu yolla bana. Heh, tamam koçum benim. X Sport olsun. Mokoko X Sport. Bakım mı yaptırayım? Ne bakım ulan? Tamirini mamirini mi yaptırayım? Sen ne diyorsun oğlum? Ne tamirini ne bakım ulan? Ben sana kirasını ödemedim mi lan Eray? Hoşt! Hoşt ulan dürzü! Cin olmadan adam mı çarpıyor? Ölüyü diriyi bıraktım gözü bize mi dikti? Bir de kalkacağım sana ben kiraladığım arabayı kirasını vereceğim. Bakımını ne tamirini yaptırtıracağım. Vallahi böyle girerim buradan telefondan ümüğünü sıkarım ha. Elim ayağım sinirden titremeye başladı. Salak salak konuşma. Terbiyesiz adam. Ticari ahlak sahibi olur lan bir insan. Kalkmış kiraladığım adama ben kirasını vermedim. Tam bunu lan ben kullandıysam kirasını ödedim oğlum. Bakımını da sen yaptıracaksın. Tamirini de sen yaptıracaksın. Babanın ayırına kiralamadın bana. Ver arabayı hediye et. Ben bakımını yapayım o zaman. Hoş. Namussuz seni. Terbiyesiz adam. İnsanda biraz ahlak olur, namus olur. Hop! Terbiyesiz. Bir daha araba kiralamıyorum senden. Adamın asabını bozuyorlar. Sürçülisan ettiysek affola. Sağlık, huzur, refah içinde. Hoşçakalın. Kıssadan